Bu teklifin yasalaşması halinde nelerle karşılaşacağız, nelere yol açabilir hukuk sisteminde? Şimdi baktığınız zaman çok fazlası, yani baroya kayıtlı olan avukat sayısının 5000'in üzerinde olan, yani 5000 avukatın üstündeki diyelim kalan 2000 avukat baroya başvurduğu takdirde biz de bir baro kurmak istiyoruz diyebilir. Şimdi buna baktığınız zaman sanki çok masummuş gibi gözükmesine rağmen biraz önce izah ettiğim gibi itaatkar baroların yaratılabilmesi için kapının aralanmasıdır. Başka bir deyişle örneğin 2000 avukatı bulanın baro kurduğu bir yerde dernekleşmeye falan ihtiyaç kalmaz. Sözü geçen barolar anlamında ya da bütün haberlerde yer aldığı gibi ocu baro, bucu baro, şundan baro, bundan baro haline gelir. Oysa anayasanın 135. maddesinde yer alan, kamu niteliğindeki tüzel kişilik sahibi olan bir meslek örgütünün ya da meslek örgütlerinin asıl meselesi bir birlik içerisinde hareket etmek, tek hareket etmek ve bütün bu ilişkileri de kendi karar organlarından geçirmektir. Böyle bakarsanız o kadar çok baro ile karşılaşırsınız ki ve bunun sonuçları hep haberlerde söylendiği gibi taraftar olunan baro, taraftar olunan avukat ve giderek de bir anlamda eski deyimle söyleyeyim bu avukatlık mesleğine asla yakışmaz ama tanıdık yargıç, tanıdık kişi arayan avukatların revaçta olduğu bir sisteme doğru gidersiniz. Bu da gerçekten avukatların meslek ilkeleriyle ancak önlenebilecek bir durumdur. Bunu bu sistem ortadan kaldıracaktır.